Yaman'a ihtiyacım var. Yardıma gelmek istersen bekliyoruz. Ama hiç öyle hayal kurma. Bir iyimlik yaptın ha. Öyle çok yiyeceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Bir tane mutfak faresi geldi de. Kokular demek ki dışarı kadar yayıldı. Aman da aman ne kadar da güzel yemek yaparmışım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle mutfaktayız gördüğünüz üzere. 22 helvası yapacağız hep birlikte. Tabii ki halk arasında buna ölü helvası deniyor. Biz de çok seviyoruz. Biri ölmedi ama. Ölmüş dostluklara gelsin diyoruz. Şimdi kısaca malzemelerden bahsedelim. Ben 5 kişilik yapacağım. Ama biz 2 kişiyiz ama maalesef tarif öyle. 1,5 su bardağı irmik, 1,5 su bardağı su, 1,5 su bardağı süt, 1,5 su bardağı şeker ve 3 yemek kaşığı tereyağı. Ben önce sosu yaparak başlayacağım. Sonra irmiği kavururken sosum soğuyacağı için tekrar ısıtacağım onu. O zaman bütün malzemeleri şöyle küçük bir sos tenceresine alıyorum. Suyumuzu koyduk. Sütümüzü koyuyoruz. Ve şeker. Tabii ocağımızın altında yakıyoruz. Şekeri eritip kaynayana kadar bu şekilde karıştırıyoruz. Sürekli karıştırıyorum çünkü biliyorsunuz süt çabuk dibine sarıyor. O yüzden karıştırmak önemli. Ayrıca bugün çok mutluyum. O yüzden biraz da kendimi ödüllendirmek için tatlı bir şeyler yemek istedim. Çünkü tartıda bugün 74 çıktım. Biliyorsunuz daha önce de zaten 74'e kadar düşmüştüm. Ama bir şeyler oldu ve 2 kilo aldım. 76'ya çıkmıştım. Ondan sonra Instagram'a dağıttığım gibi karın hareketleri yaptım. Yürüyüşe başladım. Yaklaşık 2 haftada falan. Ya aslında 2 haftada değil de daha çok 10 gün ya da 7 gün gibi bir sürede 1,5-2 kiloyu tekrar verdim ve çok mutluyum. Tabii şimdi geri almak için kutlama yapıyoruz. Ama hak ettim. Hak ettiğimi düşünüyorum yani. Yine günde tek yoğun şeklinde besleniyoruz. Ama tabii bu aralar biraz da uzuttuk. Ne yaptık? Börek yaptık. Hafiften ekmek yemeye başladım. Ama yani tam buğday falan, dilim ekmeklerden 2 tane falan yiyorum. Yani ucunu kaçırmamaya çalışıyorum. Çünkü sürekli aynı şeyleri yiyince de insana bir bıkkınlık geliyor. Daha kötü şeyleri olmasın diye azar azar istediğim şeyleri birazcık yemeye başladım. Ben süt kokusuna hiç dayanamıyorum. Beni bilenler bilir. Yani şu an bunu yapıyorum. Kendimi vallahi çok zorluyorum. Her şey sizin için be. Canım 93 abone. Sizi çok seviyorum. Canım ponçiklerim. Bunu bir seri şeklinde yapalım diye düşündüm. Ponçik Usta Mutfak'ta serisi yapalım.
Bir gün de yaprak sereyim size. Ne dersiniz? Yaprağı sarabiliyorum ama hiç pişirmedim. Hep ben sarıyorum. Ya annem pişiriyor, ya teyzeler, ya birileri. Sürekli benden başka herkes pişiriyor. Ama bir kere de ben kendim pişireyim. Bakayım nasıl olacak. Evet, 2 kilo daha verip 72 kilo olursam da yaprak sarma yapacağım. Böyle ben bol limonlu, böyle ekşi falan seviyorum. Siz nasıl seviyorsunuz? Böyle içinde kuş üzümü falan koyuyorlar. Çok tatlı sevmiyorum. Ben daha çok ekşi seviyorum. İçine bayağı limon sıkıyorum. Böyle limon doğruyorum, bayağı ekşi. Yavaş yavaş kokmaya başladığı için sanırım olmaya yaklaştı gibi. Sonra ben bunun altını kapatacağım. Yemeğimi kavururken soğuyacağı için ve sıcak dökmemiz gerektiği için tekrar altını yakıp kaynatacağım. Ama şu an tam kaynamadı. Bayağı bir fokurdaması gerekecek. Ben neyi unuttum? Tereyağımı unuttum. Önce tereyağını eriteceğim. Yemeği kavuracağım ve sonra ikisini birleştirip dinlenmeye bırakacağım. Yukarı doğru kabarmaya başladı. Taşsın istemiyoruz. Altını kıstım. Çünkü bir anda yükselip taşı veriyor. O yüzden başından ayrılmamanız gerekiyor. Yani hem irmiği kavururken hem sosunu maalesef ben yapamıyorum. Bunun için bana yani yapanlar varsa tebrik ediyorum. Çünkü süt bir anda taşı veriyor. Daha önce başıma geldi. O yüzden ya iki kişi yapıyorum ya da önce sosunu yapıyorum. Ondan sonra irmiğimi kavuruyorum ki İrmik kavururken de bayağı kol kuvveti gerekiyor. Öyle kolay değil yani. Yerken kolay da. Meşakkatli dediğimiz türlerden o da. Son bir böyle fokur fokur daha kabarınca altını kapatacağım. Evet şu an. Şu anda tamamdır. Taşırmayalım yani durduk yere. Şöyle bırakıyorum. Tereyağımı çıkartmayı unutmuşum. Onu alacağım. Ben bunu kullanacağım. Üç yemek kaşığı diyor da ben birazcık yani yarısından daha az herhalde denk gelir diye düşünüyorum. Şu kadar. Aslında iki ölçümü yapsaydım acaba? Aç gözlüyüm de bu kadarı. Ben pilav tenceresinde yapacağım. Derinlenmesi açısından derinde yapmak istemedim. Altını yakalım. Acaba zeytinyağıyla falan da yapan var mı? Yani belki öyle. Yani aslında tereyağını çok sevmiyorum da Allah'tan irmiğe tadı çok çıkmıyor. Sütü de sevmiyorum. Onun da tadını pek almıyorum. Sanırım suyla karıştığı için. Çünkü süt kokan şeyleri ve mesela böyle inek kokan hani tereyağının yani hazırını tercih ediyorum. Böyle gerçekten inek sütünden, yoğurdundan yapılan şeyleri pek yiyemiyorum. Ya aslında çok küçük çocukken seviyordum ve yiyordum. Sonradan bir olay oldu. Tiksindim, bir daha da yiyemedim yani. Yiyemiyorum hala da.
Ama sonuç olarak büyüyeceğim çağlarda, yani bunun gerçekten organiğiyle büyüdüm. Çünkü anneannemin neyi vardı? Yoğurttur, süttür, hepsinin doğalıyla büyüdük. Şu anda herhalde gerekmiyordur yani. Yarımız iyice yedi ve herkese göre mis gibi olan koku bana hiç gelmiyor. Acaba çok mu oldu bu ya? Gerçi yeni yatınca bir anda yağ kalmayacak, çekecek. Evet, şimdi yağımız yedi. Yemeğimizi döküyoruz. Hop. Ve sürekli karıştırarak kavuruyoruz. Bunun rengi şu anda sarı bir renk. Böyle kahverengileşince kavurmuş olacağız. Kavrulduğunu, rengi değiştiğini de anlamış olacaksınız ilk defa yapanlar için. Az yaptım, iyi oldu. Çok yaparsam onu bitirene kadar başına gidip geleceğiz. Ama şu anda bu bence birer kaselik falan oldu. Yani iki sefer yiyip bitecek. Çünkü bizde öyle bir şey var. Zaten kilo almamızın nedeni o. Bir şeyin sonu gelmeden asla bırakmıyoruz. Öyle bir sorunumuz var. Dibini görmeden bırakamıyoruz. Keşke böyle, o kadar özeniyorum ki yani böyle şey, ay doydum ya. Ya da mesela böyle abur cubur falan yersin. Ya bu kadar yetti bana deyip o anda kesebilen insanlara hayranım. Keşke ben de yapabilsem, o zaman hiçbir şeyden kısmam. Ben de yerim yani, böyle iki tane cips atayım ağzına, ondan sonra paketin geri kalanı orada dursun, sonra yerim yapabilsem zaten. Ama yapamıyorum, maalesef yapamıyorum. Orada böyle aldığımda beni gıcıklıyor orada onun durması, yani hemen bitirmem gerekiyor. Sürekli aklım, odam orada yani bir şey. Başka bir şey yapsam da, uff, yesem aklımda duracağına, midemde dursun mantığı. Oh, elim yandı. Bu kar nerede ya? Hani cuma gece yağmaya başlayacaktı. Bugün cumartesideyiz. Videoyu aynı gün çekiyorum, aynı gün yapıyorum. Çünkü tembellik yaptım. Aslında bu hafta o kadar vaktim vardı ve çekmem gerekiyordu. Ama bu hafta tembellik yaptım, o yüzden bugün çekiyorum. Bugün de yüklemeyi planlıyorum. Eğer bugün yetiştiremezsem de yarın kesin yükleyeceğim. Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Biraz ben bunun altını kısacağım. Elim yandı çünkü. Evet. Biraz kokular gelmeye başladı kavrulduğuna dair. Rengi hafiften pembeleşiyor dediğimiz kıvamda. Vay be oğlum usta. Döktürüyorsun ne? Bu arada bu kanalda ilk yemek yapışım değil. Ne yaptık? Poğaça yaptım. Başka ne yaptım? Revani yaptım. Evet, bunların rengi değişti. Koyuldu. Herhalde oldu. Oluyor. Olmak üzere.
Bunu da altını yakıyorum. Ama inşallah becereceğim bunu ya. Bu sosuna inşallah fazla gelmez. Gerçi ölçüler hep ne kadar malzeme ne kadar şerbet yani. Bu şekilde ilerliyor. Bayağı bir koyuldu rengi. Şerbetimiz soğudu galiba. Yalnız istemiyorum. Oh, elim yandı. Gerçekten şuram ağrıdı ya. Bunlar koca koca tencerelerde yapan insanlara Allah kolaylık versin gerçekten. Ciddi korkuyu gerektiriyor. Bakınca irmikle tereyağıyla kıvırdın yani. Olay bu. Ama acayip bir efor emek var yani bu işte. Şimdi en önemli kısım bunu dökerken dikkatli olmak, yanmak istemeyiz. Keşke kapağını kapatsaydım bu kadar soğumazdı ama bu sefer de dibi tutar diye korktum. Hadi bismillah diyoruz. Cos diyecek şimdi. Bak yukarıdan kullanmadım. İnşallah güzel oldu. Biraz elim kolum yandı. Şimdi bu suyunu çekip birazcık kaynayacak bu şekilde. Altı kısık da halen daha sıçrıyor yukarı doğru ya. Nice suyunu çektirene kadar bir 8-10 dakika karıştırarak bu şekilde pişiriyoruz. İyice şerbetiyle karışsın. Sonra altını kapatıp pilav gibi demlenmeye bırakacağız. Çekti sayılır. Güzel kokuyor. Yakmadı. Yanacak mı diye bir korkmadım değil ama hiç de yanık kokmuyor. Kavrulmuş yani. Çok usta bir aşçı olduğum için tam kıvamı. İrmiklerim esmerleşti, bronzlaştı olmayan güneşte ve tam zamanında hallettik. Şimdi bu bence oldu. Artık dibine doğru tutulara başladı. Ağzını tutmaya bırakacağız. Şöyle yayalım.
şöyle bir tık altını açıp şöyle üstü tamamen buhar olana kadar ekliyorum. Pilavda da bunu yaparım ben. Ondan sonra alıp sararım. Ama şu anda bunu sarmayacağım. Bu kendi kendine. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Tabii ki bunun son halini Instagram'a resim olarak koyacağım. Belki videonun başına da koyarım. Ama Instagram'dan beni takip ederseniz de çok sevinirim. YouTube kanalıma da abone olur. Videolarımı beğenirseniz, yorum yaparsanız daha çok sevinirim. Canım 93 abonem. Sizi ayrı bir seviyorum. Siz benim ponçiklerimsiniz. Umarım yeni ponçikler de gelir kanala. Konuşamadım yine. Umarım yeni ponçikler de gelir kanalıma. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun şimdiden.